Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum. Neredesin sen ya? Dedim başka biri geldi oturdu herhalde. Buyurun. Gökalp İçer bizlerle birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim siz de hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Biraz önceki arkadaş kimdi? O Süperman. Clark Kent. Evet. Çok şey konuşacağız ama önce bizim token sürecimiz nasıl gidiyor ondan bir bahseder miyiz? ICRYPEX TOKEN. ICRYPEX TOKEN'ı geçen hafta çıkarttık. Yani yayına denk geldi biliyorsun. Geçen hafta çıkarttık. İyi gidiyor. Ön satış. Süper. Bir 3 hafta daha devam edecek. Özellikleri ve kullanım alanı olarak farklı bir şey yaptık. Bu da yatırımcı tarafından anlaşılıyor ve takdir görüyor. Öyle söylemek lazım. Zincir üzerinde bir şey yapıyoruz. Blok zinciri üzerinde yapıyoruz. Kapalı devre yapanlar da var. Geneli öyle yapıyorlar. Zincir üzerinde bir şey yapıyoruz. Bu stake ederken zincir üzerinde yine stake edebildiğiniz anlamına geliyor. Metamask ve Trust Wallet'ınızı yani blok zincire entegre, sizin kendi Metamask ve Trust Wallet'ınızı entegre edebiliyorsunuz. Bunu çok az yani globalde bile çok az insan yapıyor. Ve alıp dışarı çıkartabiliyorsunuz token'ı. Kasım'ın 18'i 20'si gibi bitiyor zannediyorum ön satış. Ondan sonra bir 8-10 gün boşluk olacak. Sonra Aralık itibariyle de şey başlıyor. Order book'ta yani tahtada artık göreceksiniz. Biz şöyle diyoruz. 25 milyon adet token var. Ön satış için bizim aloke ettiğimiz. Bunların satılmayan kısmı yani hepsi 25 milyon tümü satılmayabilir. Satılmayan kısmını alıp staking reward yani staking için ayırdığımız havuza aktaracağız. Dolayısıyla orada ön satışın ardından bir şey doğmuş olacak. Sınırlı bir ürün olmuş olacak. Order book'a da tahtaya ne kadar ürün issue edeceğimizi, arz edeceğimizin de bir formül var. O formülde biz bu sattık bu ürünleri. Onları biliyorsun sırayla işte %10'u ilk ay, %10'u ikinci ay falan gibi böyle bir onun şeyi var. Takvim var. Release olacaklar. Release oldukça da yani serbest kaldıkça da token insanlar stake edebiliyor hale gelecek. Tahtadan aldıklarını direkt stake edebiliyor hale gelecekler. Dolayısıyla aslında baktığınızda ilk başta bizim tahtaya arz edeceğimiz token miktarı az olacak. Her ne kadar white paper'da oraya atfettiğimiz, geçtiğimiz yayında söylemiştim. Her ne kadar oraya atfettiğimiz aylık maksimum en fazla 625 bin adet token arz edeceğimizi söylüyoruz. Tahta üzerinden satış. En az da 72 ayda bu süreci tamamlayacağımızı söylüyoruz. Dolayısıyla o iş ayda 625 bin adet değil, 300 bin de olabilir, 100 bin de olabilir, 50 bin de olabilir, 0 da olabilir. Dolayısıyla orada ön satıştan ve tahtaya arz ettiğimiz tokenlarla sadece sınırlı insanların alabileceği token. Çünkü diğerleri airdrop tarafında olacak, staking havuzunu besleyen token olacak falan. Dolayısıyla baktığınızda teorik olarak sadece 70-75 milyon adet token var. Şimdi 25 milyonu örnek veriyorum sattık ve bunu da örnek veriyorum 15 milyon satılmadı, 10 milyon satıldı sadece. Dolayısıyla 10 milyon artı ne kadar işe ediyorsak yani baktığında dolaşımdaki token adeti çok sınırlı olacak. O yüzden de bizim bu emisyonu yönetme ve virgül fiyatı aslında yönetme tarafında ince bir mühendislik var. Artık kullanım tarafında da staking şu anda yapılabiliyor. 10-15 tane token da yapılabiliyor ICRYPEX'e. Bunun dışında farming yani likidite farming dediğimiz şey likidite havuzundan ödül kazanmaca ve dual investment dediğimiz ikili yatırım artı diğer finansal replika edilen ürünler var. Bunların tümünde ICPX token yani ICRYPEX'in token'ı baz ürün olacak. Yani o olmazsa yapamayacaksınız bu ürünü. Dolayısıyla orada bir kullanım alanı var. Fazla. Yakında gelecek NFT platformu buna cabası. Dolayısıyla böyle baktığımızda gerçekten ICRYPEX ekosisteminin tümünde bunu kullanabiliyor hale geleceksiniz. Bu bir. İki, Türk yatırımcıların bundan fazla ben faydalanmasını istiyorum. Çünkü yakında yani ön satış bitmeye yakın. Güney Afrika'da bunun satışı başlayacak. Ön satış bitmeye yakın. İspanya ve Portekiz'de bunun satışı başlayacak. Dolayısıyla biz tahtayı açtığımızda aslında globalde yani hem CIS ülkelerine Kazakistan, Kırgızistan, Güney Afrika, Nijerya ve İspanya'da aynı ürünü satıyor hale geleceğiz. Tahta açıldı. Artık tahtadaki satışları sadece diğer ülkeler satın alabiliyor durumda olacaklar. Dolayısıyla biz Güney Afrika'dan müşteri onboard ediyorsak, Nijerya'dan ve İspanya'dan, Portekiz'den müşteri onboard ediyorsak bundan 3 ay sonra o müşteriler ICPX token alacaksa şu an ön satışta almış insanların ICPX tokenlarını alacaklar sadece. O anlamda bir avantaj var ellerinde. Herkes white paper'ı bu kadar detaylı okumuyor olabilir. Sorun yok bunda. Anlıyorum çünkü yani neyi okuyoruz ki? Ama bir kere daha bunu vurgulamak istedim. Bunu detaylı derinine giren yatırımcı da bunun farkında. Dolayısıyla alıp kilitler açıldıkça stake etmelerini ve ellerini tutmalarını öneriyorum. Ön satış fiyatıyla tahta fiyatı arasında bir fark var mı? 0.8 abi ön satış fiyatı. Tahta fiyatı da $1 olacak. Bunu bir süre sonra bir tane şimdi sayfa hazırlıyoruz şeffaflık adına. Bunu da yine yapan yani vardır elbette de yani ender borsalardan bir tanesiyiz. Yani native token'ı nasıl kullanıyorsun? Ben neden bu native token'ı alayım diye soruyor yatırımcı. Şimdi boğa sezonu başlıyor yavaş yavaş. Bunu konuşacağız seninle. Biz oradan aldığımız token'ları collateral olarak yani bir depozit ya da güvence parası olarak diyelim, garanti parası olarak tokenlardan gelen USDT'lerin tamamına yakınını BTC, Ethereum, Link, AVAX, ıvır kıvır gibi diğer kripto paralara böleceğiz. Ve oradaki alokasyon da değişecek habire. Yani aslında baktığında bir proxy bir fon ürünü gibi davranıyor olacak. Bunu da şeffaf olarak web sitesinde açıklayacağız. Yani diyeceğiz ki bakın biz 5 milyon tane token sattık. Bu tokenlardan kabaca $5 milyon ya da işte 3 milyon, 7 milyon neyse o kadar bir para geldi. Bakın bunlar da böyle bölündü. BTC, Ethereum, ıvır kıvır bölündü. Adresleri de bunlar girip kontrol edebilirsiniz. Bu adreslerin de karşılığı $5 milyon satılmış ya. İşte karşılığı $5.5 milyon ya da $4.8 milyon. Dolayısıyla insanlar ellerindeki token'ın aslında başka bir ürün tarafından arkalandığını, tam doğrusu backed edildiğini görüyor olacaklar. Böyle bakıldığında da şeffaf, hesap verilebilir bir iş yapmak istiyoruz. Müthiş, müthiş. Şeffaf hesap verilebilirlik falan deyince Merkez Bankası'nın faiz kararı bir anda geldi aklıma. Evet abi. Bugün cuma, perşembe, dün. Aha. 500 bas puan faiz arttırdı. Dolar niye düşmedi? Abi niye düşmedi? Çünkü hala arttırmaları gerekiyor ve hala bir gidilecek yer var orada. Bir de futbol değildir derler ya sadece. Ekonomi sadece ekonomi değildir. Yani biliyorsun. Bravo. Yani siz uluslararası piyasaya gidersiniz. Yatırımcılara roadshow yaparsınız. Orada Türkiye ekonomisinin ne kadar ucuz olduğunu, yani burada bir fayda olduğunu, Türk varlıkların hem finansal varlıkların hem de reel varlıklarının aslında bir fırsat yarattığını insanlara anlatırsınız ve insanlara da hadi gelin burayı alın, bize para getirin, dış finansman getirin dersiniz. Siz bunu söylüyorken de içeride birileri kalkıp da ya geliyorsun ama bak paranın da o kadar da garanti değil aslında derse sizin söylediğiniz cümleler boşa düşer. Dediğim gibi ekonomi sadece ekonomi değildir. Siyasi ve jeopolitik riskleri almak istemeyebilir Londra'daki bir milyarder ya da New York'taki bir milyarder. Sizin de dış finansmana ihtiyacınız varsa bu, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu insanlara anlatmanız gerekir. Göstermeniz gerekir. Sadece anlatmanız da yetmez. Gibi 16 çok oldu. Bu arada Merkez Bankası sadeleşme tarafında da bir şeyler yapıyor. O, yani Merkez Bankası yönetimi ve ekonomi yönetiminin ne söylenecek çok laf yok yani. Onlar hani doğru iş yapıyorlar. %100 katılıyorum. Robin Brooks bir beyefendi IMF'den dolar TL'nin adil değerinin 21 TL olduğunu söyledi. Ben de tweet attım bununla alakalı. Şu an 28,5-29'larda falan dolaşıyor. Emsallere baktığımızda işte emsaller ne? Brezilya reali, Güney Afrika randı falan filan. Emsallere baktığımızda onlar arasında aslında cazip olduğunu ve Türkiye'nin aslında ucuz olduğunu ve potansiyelin olduğunu söylüyor. Güzel ama bunun içerisinde politik risk yok. Politik risk olduğunda iş başka bir yere gidiyor. Bu arada Türkiye'nin potansiyelin olduğunu ben daha önce de geçmişte de söylemiştim. Yani hani işler geriye döndüğünde carry getirisi olan ürünler ve biz orada çok ucuzuz. Carry getirisi artı TL çok ucuz. Yani hem capital gain'den para kazanacaksın hem faizden para kazanacaksın. Double bir iş var orada. Dolayısıyla TL bir miktar değerlenebilir aslında bunu doğru yönetseler gibi bir şey söylemiştik. Belki 8-10-15 ayın önce hatırlamıyorum yani. Dolayısıyla diyeceğim şu, Robin Brooks'un söylediği şey çok yanlış değil ama bunun doğru yönetilmesi lazım. Biz ürünleri karşılaştırıyorken yani TL ve real ve rant diye karşılaştırıyorken eşit şartlar altında karşılaştırıyoruz. Eşit şartlar ne demek? Helikopter para dağıtıldı. FED tarafından ve hepsi tarafından dağıtıldı. Sonra bu para geri çekilmeye başlandı. Likidite sıkıştırılmaya başlandı ve faiz arttırılmaya başlandı ve daha sıkı bir para politikasına geçmeye başladı küresel merkez bankaları. Bu ekosistemde de rant nasıl davrandı? Real nasıl davrandı? Real başladığı yerde neredeyse ve o politika faizini 4,5-5'lerde tutabildi adamlar. Rant aynı şekilde. Bununla alakalı küresel tahvil piyasasının gittiği bir yer var. Ona bağlayayım. Oradan FED'e döneriz tekrar. Olur. Olur. Dolayısıyla biz orada bayağı dayak yedik. Yani TL olarak bayağı dayak yedik. Beyefendinin dediğinde çok bir yanlış yok. Ez cümle politik riski ve aslında uluslararası ilişkileri doğru yönetsek insanlar paralarını buraya getirdiğinde burada bir risk olmadığını görseler ve buna ikna olsalar o halde gidecek çok yer var. Hem Borsa İstanbul tarafında hem Türk varlıkları tarafında gidecek çok yer var. TL tarafında yani dolar TL tarafında da bir miktar daha düzelmesini bekleriz. Mehmet Bey biliyorsun, Mehmet Şimşek Sayın Bakan demişti ki evet enflasyon bir yerde ama biz faizi oraya yaklaştırıyoruz. Reel olarak şu an negatifi öneriyoruz ama aslında beklenen faize bakmak lazım. Dolayısıyla bu iş 3-5 ay sonra düzelecek gibi bir şey söylemişti yani. Bu söylem çok da yanlış değil. Şu EM tahvil tarafını söyleyeyim istersen. Genel olarak gelişmekte ülkelerin yerel para birimi cinsinden tahvil getirileri birkaç endekse bağlı. Bunun Amerikan ortalama tahvil getirisinin altında seyrettiğini ve aslında içerisinde bir risk primi barındırmadığını söylüyor. Bakıyorum abi şimdi Filipinler'den tut Tayland, Slovenya, Slovakya, ya tüm böyle tüm EM ekosisteminin tümü. Endonezya, Costa Rica, Hindistan, Macaristan, Peru, Meksiko. Yani tümü %5'ler ve bu son saydığım ülkelerde %7'ler etrafında 10 yıllık tahvil getirileri. Şimdi Amerika'nın tahvil getirisi nerede? 5.55'lerde 2 yıllıklar, 20 yıllıklar 5.30'lar civarında. Geçtiğimiz haftaya göre azaldı bu arada. Azalmış hali bu. 30 yıllıklarda 5'ler civarında. 10 yıllıklarda kabaca yine 5'ler etrafında seyrediyor. Şimdi diyor ki ben neden gidip Filipin, Tayvan, Tayland, Slovakya, Romanya, Endonezya'nın riskini alayım? Yani 5'ler etrafında ya Amerika'da 5'ler etrafında. O zaman gidip Amerikan tahvil getirisini alırım diyor. Dolayısıyla bunun da sudden stop demek istemiyorum da yani sıfır ya da negatif carry var burada. Yani ben dolara değil de gidip bu adamların para birimlerini alıyorum ya da onun tahvillerini alıyorum ve istiyorum ki faiz kazanayım. Bu arada da örnek veriyorum. Güney Afrika para birimi ya da işte Polonya zilotesi diyelim. Polonya kaçmış? 5.80'miş. Dolar böyle Polonya zilotesi kurunun da riskini alıyorum. Ve bu anlamsız diyor. EM tarafı çok iyiye gidiyor diye okunmuyor bu iş. Diyor ki orada bir risk var abi. Dolayısıyla burada oraya gidecek fonlardaki yavaşlama ihtimalini doğuruyor bu. Bu da EM tarafında bir kriz demeyeyim de bir risk olduğunu bize söylüyor. Bu burada kalsın. Buradan Amerikan tahvil getirilerini söyleyelim istersen. Yani Amerika faiz arttırdı. 30-40 yıl yani işte son 30 yılın 40 yılın en yüksek faizlerini konuşuyoruz. Hem Amerika hem gelişmiş ülkelerin genelinde. Tahvil getirileri daha fazla risk primi önermiyor. Önermeleri lazım normalde. O tarafa bir fon akışını yavaşlatabileceğine dair bir risk okuyor insanlar. Bu risk okumaları da yanlış değil. Buradan Amerika'ya gelelim. 2 yayın önce de seninle burada konuşmuştuk. Dedik ki Amerikan faizleri bu kadar yükseliyorsa o zaman herhangi bir Türk şirkete gidip artık 3.75'ten değil 5.20'den, 5.50'den neyse borçlanacak. Dolayısıyla dolar TL tarafında da bir şey var. Bir riski var adamın demiştik. Bu sadece Türkiye için değil. Genel olarak baktığında gelişmekte olan ülke ekosisteminin kendisi için bir risk yaratabilir gelecekte. 2024'ün ilk çeyreğine faiz indirimde daha konuşulmadığı dönemden bahsediyorum demiştik. Bahsettiğim şu tahvil getirilerinin bir risk primi önermiyor olması ve neredeyse ABD tahvil faizlerinin yakın seyrediyor olmasındaki risk okuması da bununla bayağı tutarlı. Türkiye ayrışıyor mu bu noktada? Türkiye ayrışıyor çünkü 10 yıllıklarımız bizim 25.60'larda falan. Lübnan'ın 111 yani %111 faizi. Pakistan burada şey yok tabii. Arjantin yok neredeyse onu göremiyorum. Ama biz kötü olan taraftayız. Yani neden işte o kötü yönetilen para politikasının etkisi zaten 25. Brezilya şu an mesela 11.6'da. Güney Afrika'ya bakıyorum 12'de. Rusya biz avantajlı aslında yatırımcının bize gelmesi için. Çünkü biz çok yüksek bir faiz öneriyoruz. Bu adam ne yapıyor? Dolarını getiriyor. TL'ye dönüyor 28'den. Aldığı TL'nin tümünü faize ya da hisse senedine yatırıyor. Günün sonunda tekrar dolara dönüp gidiyor. Tekrar dolara dönerken 28'e girdiği kuru 38'e çıkarsa diyor ki ben burada bir risk görüyorum. Zaten para kazanamadım diyor ben dolar bazında. Çünkü adam elindeki para dolar. Anlatabildim mi? Aynen. Eğer 28 olarak kalmaya devam ederse okey ben burada %25 kazandım diyor yıllık. Artı veya işte 10 yıllık faiz. Müthiş bir avantaj o. Evet artık kurdan da zarar etmedim diyor. İşte bu zaten hani insanların çok fazla dolar getirip TL'ye dönmeleri, dolar satıyor TL'ye dönmeleri. Robin Brooks diyor ki abi burada çok room var. 28'i bu 26, 27, 21'e götürmesi lazım. Bizim adil değerimiz o diyor. Ama ve virgül dediğim gibi burada politik risk yok. Tamam. Bu böyle kenarda kalsın. Şimdi tahvil getirileri geçen hafta söylemiştik. Hepsi tüm vadelerde yukarı yönlü kaydı demiştik. Bu hafta büyümesi geldi. Bayağı güçlü Amerika'nın. 4.9. Bravo. 4.9 açıklandı. PC'ye geldi seninle yayından hemen önce. Orada bir sürpriz yok. Beklendiği şekilde düşmesi bekleniyordu zaten. Görmedim PC'nin. Ben onu. Kaç geldi? Düştü abi. Kişisel gelir büyümesi 0.3 açıklandı. 0.4 bekleniyordu mesela. Eylül'deki 0.4'tü. Böyle baktığında beklentilerden bir tık daha iyi geldi. Düşüş önünde geldi. Bunlar da zaten mesela ben bunu şu 4.88 10 yıllığa bakmıştım Amerika'nın. Bu PC'den önce. Şimdi bakıyorum 4.85'e düşmüş. Yani oradaki faizlerde bir tık daha düzelme var. Bu da neyi fiyatlıyor? Gelecek hafta biliyorsun Kasım toplantısında durmasını bekliyoruz. Bütün dünya FED'in bir şey yapmamasını bekliyoruz. Powell bir önceki yayında seninle konuşmuştuk. Yüksek tahvil getirilerinin ve sıkı finansal kondisyonların FED'in elini güçlendirdiğini ve faiz artırımına gerek kalmayabileceğini gibi şeyler söylemişti. Bu da bir sonraki faiz yani 13 Aralık'taki toplantıya dair olan beklentileri de düşürmüştü. Bu hala aynı oyun devam ediyor denebilir FED tarafında. Yalın bir şeyler söyledi. Yalın 4.9 büyüdüğünü vesaire söylüyor. Diğer tarafta ekonomideki bu dayanıklılığı yansıtıyor diyor. Ekonomimiz hala çok güçlü diyor. Hem tahvil hem kur tarafına baktığımda bu haftaki veri setlerinin piyasa bozucu olmadığını söylemek lazım. Bir de Riyad'da yanlış hatırlamıyorsam IMF'in bir birleşimi vardı. Genel konsensus biliyorsun yüksek faiz ortamı bir süre daha devam edecek gibi bir beklenti var piyasada genelde. Bunu tekrar tekrar etti hanımefendi. Dedi ki evet devam edecek. Yani yüksek faiz oranı, bunu beklemek lazım. Kendinizi buna göre ayarlamalısınız dedi. Altın, petrol, emtia bir tık buna tepki veriyor. Kripto paralar bir tık başka bir alemde geziyor. Amerika'da sadece tabii büyüme verisi değil, dayanıklı mal siparişleri de iyi geldi. Initial jobless claim, yani işsizlik maaş başvurularında bir hareket vardı. Gibi gibi. Avrupa gene aynı şekilde. Avrupa'da ekleyeceğim yeni bir şey yok. Faiz arttırmadılar biliyorsun. Bekliyor muydun? Faiz arttırmamalarını. Evet. Bunu fiyatlıyordu aslında piyasa yani. Ben bir 25 daha gelir diyordum bunu fiyatlıyor piyasa. Yani genel olarak şu abi, sadece şey değil, ne denir? ECB ya da FED yani. Sadece Avrupa Merkez Bankası ya da Amerika diye bakmamak lazım. Amerika, FED, yani FED, ECB, BOE, tüm gelişmiş ülkeler faiz artırım döngülerinin sonuna yaklaştılar yani. Öyle görünüyor. Ve daha bu yapışkan sticky enflasyona da iknalar gibi. Dolayısıyla bunun böyle bir süre daha devam edecek olması bu arada çok iyi bir şey değil yani. Dediğim gibi tüm dünyayı bozacak bu. Bozabilir. Daha sıkı bir parasal kondisyon yaratabilir tüm dünyada. TL tarafı yani sadece EM tarafı içinde şey sıkıntılı. Bunların tümünü reddedip bunlar yokmuşçasına yarınlar olmayacakmış gibi yaşayan bir kripto para ekosistemi var. Dediydik demeyelim değil mi artık? Evet ya, bunu çok konuştuk yani, bakarlar yayınlara. Mesela ben bu hafta direkt 34.000 demeyeydin daha iyiydi bence. Sen şu token hikayesi olmasaydı marketingten şeyi isteyecektim. Şimdi çocukları çok yormak istemedim. Bizim son böyle 6 yayınımızı 8 yayınımızı bir alsınlar. Orada kripto para için 25.000-26.000'den alınır. Bak buralar maliyet yapmak için uygun yerler. Bu iş başlarsa böyle gider. Bu haberi duyarsak önce bir histerik bir hareket olur, sonra hikaye durulur. Coinbase'in söylemi yani, Coinbase bu çok fiyatlandı diyor fiyatların içerisinde ama hani ben pek o tarafta değilim ama onları da anlıyorum bu niye söylediklerini falan gibi söylemlerimiz vardı yani son 6-8 yayındır falan. Evet. Mesela onları karşılayan şeyler oldu piyasada da yani, bu hafta onları karşılayan şeyler oldu. SEC, XRP'den neredeyse özür diledim. Ondan kaynaklı mıydı? Yok, yükseliş. Ondan kaynaklı değildi. Ondan kaynaklı değildi. DTCC diye bir yer var. Bizim bu takas bank gibi diyesim geliyor ama takas bank gibi de pek değil yani. Hem takas artı mutabakat servisi veren bir yer. Birkaç tane rakam vereceğim. Bu adamların ne kadar önemli olduğunu anlasın insanlar diye. Sadece 2022 yılında 2.5 kuadrilyon dolarlık işlem geçmiş. Kuadrilyon demek şu demek. 2500 trilyon dolarlık işlem geçmiş sadece 2022 yılında. Sen ne diyorsun? Türkiye'nin GDP'si 800 milyar dolar civarında şu an biliyorsun. Yani 2500 trilyon dolarlık işlem geçmiş sadece 2022 yılında. DTCC bunları tümünü settle ediyor yani. Clear ediyor ve settle ediyor. Yani işlemleri eşleştiriyor ve settlement'ını yapıyor. Burası önemli bir yer. Görünen o ki. Ve bunlar dediler ki geçtiğimiz hafta web sitelerinde BlackRock'ın iShares Bitcoin'i spot ETF hikayesi var ya, o SEC'nin gönderiyor geliyor falan, temize yapmadı. Acaba spot ETF onaylandı. DTCC'nin web sitesinde iShares Bitcoin Spot ETF'i göründü. Dediler ki ha bir dakika, bu adamlar demek ki hazırlanıyor bu işe. Demek ki bu onaylanacak deyip çat diye %15 aldılar piyasayı. DTCC sonra onu oradan kaldırdı. Halbuki zaten Ağustos'tan beri oralardaymış o. Zaten yani SEC'in bunu geçen yayında seninle 10 Ocak'ta artık SEC'in bir şey söylemesi lazım ARK Investment'a ve o zamana kadar da bu Spot ETF'in onaylanmasını bekliyor piyasa demiştik. Bu söylemde bir değişiklik yok. Bu beklentide bir değişiklik yok. Ne olur? Beklentiyi al, gerçeği sat diye borsa klişesi vardır yani. Sen beklentiyi satın alırsın, o beklenti olduğunu satarsın yani. Hani o beklentiyi yönetirsin, tırmalarsın, tararsın. Burada da Bitcoin'de spot ETF'i bir şekilde onaylarsa SEC, o günün hemen ertesinde veya 2-3 gün biraz gürültü, kakafoni ve distorsiyon görebiliriz piyasada. Oynak bir hareket görebiliriz. Onun hemen ardından da biraz satış görebiliriz. Heh, süper. Onun hemen ardından satış görebiliriz. Sonra bu Bitcoin'de biz seninle hep rejim vermeye çalışıyorum ben. Yani 25.000, 26.500, 26.000, 28.000, 28.000, 32.000 falan. Hepsi de birebir oldu. Evet yani hani o tutmayan da olmuştur elbette ama bakıyorum 45.000 insanlar konuşmaya başladı Bitcoin için. Senin aralığın ne? Bunun geleceği zamanla çok ilintili. Yani yarın gelecekse başka bir aralık, bundan 3 ay sonra gelecekse başka bir aralık vermem lazım. Ama şunu söylüyorum ki 30.000'in üstünde artık oturuyor gibi sanki Bitcoin. Bu arada yatırım tavsiyesi değildir ama ve lakin şimdi söyleyeyim, 1.26 trilyon dolara çıktı toplam market cap ve Bitcoin'in dominansı da %53'e geldi. Bitcoin'in dominansının %53'e gelmesi yatırımcı için şu demek: Bitcoin çok gitti, diğerleri gidemedi demek. Dolayısıyla diğerleri de gidebilir demek bir taraftan. Diğer gidecek ürünlerden bir tanesi Ethereum olabilir. Altcoin'lerden seçici ürünler olabilir. Ben burada ürün vermiyorum, söylemiyorum. Biz bu arada ICPX token'ı yapıyorken işte oradan gelecek collateral'ı buralarda değerlendireceğiz. Onu şeffaf olarak anlatacağız. Dolayısıyla orada ya ben alamıyorum, ya benim bunları takip etmeye mecalim yok, alsat yapamıyorum diyenler için bir çözüm olabilir. Kenarda bu kalsın. İnsanlar kaçırdım ben bu treni diyor. Hayır, kaçırmadın yani. Diğerlerinde var. Seçerek al. Onlardan sen ben nasıl bunu seçeyim diye bilmiyorsan o zaman ICPX token al. Biz onu senin için seçebiliriz yani. İki, metriklerin tümü düzelmeye başladı böyle olunca. Bu iş böyledir yani. Hani su akmaya başlayınca ortalık düzelir. Hem şu minerlar nette hala pozisyon tutmaya devam ediyorlar. Perpetual funding rate'lere bakıyorum. Faize bakıyorum. Orada artış var. Açık kontrat sayılarına bakıyorum. Artış var. Var da var yani. Hem ETF tarafında. Konuşmalar arttı mı? Senin geçen hafta vurguladığın hikaye. Evet. Etkileşimler arttı mı? Evet evet, o artıyor. Aha, yani tamam. Şöyle söyleyeyim sana. Bizim izlenmelerimiz artıyor mesela. Çok ilginç üstad. Evet. Şöyle bakıyorum. Şimdi biz 101 bin mesela 102 bin izlenmiştik geçen hafta. Ama pazartesi salı olay patladı ya. Tekrar dönüp insan izliyor. Acaba ne dedi insanlar? Evet. O keyifli. Dolayısıyla izleniyor aslında yani baktığında. Evet. Diyeceğim şu, hani Bitcoin'i söyledim. Ethereum tarafında 2024'te Dencun güncellemesi olacak. Bu hani işte ölçeklendirme, daha gas fee'lerin düşmesi, farklı bir DB database altyapısı kullanılması hikayesini önce burada konuşmuştuk. Bunu yapmaya çalışıyorlar, oraya gitmeye çalışıyorlar adamlar demiştik. Mesela buna dair önemli bir güncellemelerden bir tanesi gelecek 2024'te. 2024'ün ilk çeyreğinde hatta. Bu tarihi aklınızda tutun çünkü 2024'ün ilk çeyreği, çünkü Nisan'da da Bitcoin'in halving'i geliyor. Yani yarılanması geliyor Bitcoin'in Nisan'da. Bu kimsenin elinde değil. Algoritma öyle söylüyor ve yarılanacak o ilgili blok sayısı geldiğinde. Böyle baktığında spot ETF var gündemde. Ocak dedik. Dencun güncellemesi var. Halving dedik. Şimdi bu arada bunu biz 34 bin değil 25 binken de ben bunu söylüyordum yani. İnsanlar bu arada şöyle geri dönüşler oluyor. Ona biraz üzülüyorum. Ha Bitcoin yüksel tekrar anlatmaya başladı. Hayır, biz Bitcoin 20 binken de anlatıyordum ben aynı şeyleri. Ve alın diyorduk yani orada. 14 binken anlattım. 14 binken de söylüyorduk aynısını. Bitcoin çakılıyorken de diyorduk ki böyle şeyler oluyor, olabilir falan filan diyorduk. Özetle şu 2024'ün pozitif geçmesini biz bekliyoruz. Regülatörlerin kollarını sıvadığını görüyorum. Amerika'da SEC'nin spot ETF'in ardından bu tanımı yapmak zorunda kalacağını düşünüyorum. Türkiye'de de biliyorsun Cumhurbaşkanlığı bir yıllık plan açıkladı. O bir yıllık planda vergiyi söyledi. Dijital varlıklara vergi hikayesini. Demiş ki dijital sanal varlıkların vergilendirilmesine yönelik söz konusu varlıkların önemli. Türk hukuk sisteminde tanımlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır diyor bu yıl. Ve virgül kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenleme çalışması yapılacaktır diyor. Yani bizim alanımız. 11. OVP miydi? Bir tane yine 12. Orta vadeli programda da benzer bir şey vardı hatırlarsan. Ve orada da 2024'ün 3. ya da 4. çeyreğini hedefliyorlar. Dolayısıyla bu tutarlı olması, globalde de tutarlı olması güzel. Bu entegrasyon olursa şu an her ne kadar DeFi tarafında acayip bir hacim olmasa da yani işte bakıyorum 3.8 milyar dolarlık hacim var DeFi tarafında. Biz bu Metamask diyoruz, Trust Wallet diyoruz falan. Artı ICPX token'ı kalkıp Uniswap, işte Pancakeswap oraları zaten olacak. Oralarda basmayı düşünüyoruz. Bunların ötesinde bu Metamask ve Trust Wallet tarafı neden önemli? Çünkü bunlar insanların kendi sahipliğinin %100 onlarda olduğu, yani public key yani ve virgül IBAN gibi düşünün ne olur? Banka IBAN'ı ve private key yani sizin bankaya girdiğiniz şifre gibi düşünün lütfen. Public key ve private key'in sizin elinizde olduğu cüzdanlar bunlar. Metamask veya işte DeFi'deki şeyler ne denir? Cüzdan servisleri. ICPX'i biz bununla entegre ediyoruz diyoruz. Neden bunlar önemli diyoruz? Çünkü bak abi Mastercard demiş ki Metamask ve Ledger'la Web3 tarafında bir ortaklığa gidecekmiş. Daha önce biliyorsun Master ve Visa böyle şeyler açıkladı. PayPal'ın Venmo üzerinden de benzer bir şey yaptığını biliyoruz. Mesela oradaki entegrasyonun yani Mastercard'ın yaptığı işin riski müşteriye yıkmak olarak tanımlanabilir. Çünkü diyor ki ben senin varlığını tutmak istemiyorum. Kastedilsin sen yap, saklamasını sen yap diyor. Güzel, bayağı mantıklı anlamda. Sadece oradan satın aldırmak istiyor. Bunu da ilgili şeyler tarafından, exchange'ler tarafından yapmak istiyor satın alma işlemlerini. Ve bunlarla alakalı da ilgili bölgelerde kripto entegreli kartlar çıkartacağını söylüyor Mastercard'ın. Biz hayatımızda nerede kullanılacak bu kripto abi diyorlardı ya, işte şu an kullanılmaya başlanıyor işte. Neyi karşılaştırıyorduk biz sen? 2020'de başladık biz seninle bu yayına. Evet. 2020'nin Ağustos-Eylül'ünde başladığımızda o zaman ya Mastercard ve Visa'nın TPS'leri yani saniyedeki işlem sayısı 4000, Ethereum daha buralara gidemez, Bitcoin oho hiç oralarda yok. Dolayısıyla Visa ve Mastercard'ı beat edemezler diyorduk. Şimdi bak işte Dencun güncellemesi diyorum geldiğimiz yer ve Visa Master'ın ki Metamask ERC20 üzerine çalışıyor yani Ethereum üzerine çalışıyor. Bunun entegrasyonundan bahsediyor. Dolayısıyla oraya doğru ister istemez diyor. Bunu zaten gören BlackRock gibi adamlar bu işe girmek istiyorlar. Goldman gibi bankalar bu işe girmek istiyor. Ez cümle toparlayacağım. Adaptasyonun artacağı bir yıla doğru gidiyoruz 2024'te. Bu haberi söylemek istedim çünkü çok hoşuma gitti. Mastercard'ın bu Metamask entegrasyonu. Aralığımız ne? Yeni aralığımız. Önce onu sorayım. Bitcoin'de. Yeni aralığımız yani 30 binin üstü üstü demek istiyorum. 30-34 mü? Şöyle diyelim 31.500-31.400 tepede de 34.000-35.000 gibi bir bant olmasını beklerim. Ama 31.400'ün aşağıya sarkılması ve ihlal edilmesi durumunda bu senaryo geçersiz kılmaz kendini. 30.000'in altında geçersiz, bir dakika şüpheleniyor hale geçerim falan. Dolayısıyla hani yükselen dipler ne zamandan itibaren görüyoruz biz bunu? Ekim'den itibaren, yani 2022 Ekim'den itibaren yükselen dipler görüyoruz. Orada biz dip görmüştü 15.000-16.000 seviyelerin etrafında. Orada itibaren tıkır tıkır yükselen dipler görüyoruz. Bu hareketin devam etmesini beklerim. Geri çekilirse bu acaba yükselen dip olarak algılanıp piyasa tarafından altcoin'lerde yeni yükselişleri beraberinde getirebilir mi? Olabilir. Hani 65.000'e gitme sürecinde hep öyleydi ya. Bitcoin belli bir yere geliyordu, geri çekiliyordu, sonra altcoin'ler çıkıyordu. Olabilir. Piyasa ikna oluyordu bu işe. Ya o tarz bir şey olabilir mi yine? Olabilir, olabilir. Görmek lazım yani hani şey ne denir? Ya piyasanın toplam davranışını görmek lazım. Bu hareket eğer 2 haftada oluyorsa, çat 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 oluyorsa piyasa korkar böyle işlerden. Dolayısıyla yeteri kadar teter gelemez. İnsanlar fiyat paralarını getiremezler hızlı bir şekilde. İkna olamazlar. Çünkü izleyenlere soruyorum. Bitcoin'i ilk Bitcoin'inizi ne zaman aldınız ve Ethereum'unuzu ne zaman aldınız? Yanınızdaki arkadaşınızdan duydunuz yani. Öyle değil mi? Birileri size dedi ki ya televizyonda ya da arkadaşınız dedi ki ben bu işten para kazanıyorum dedi ve size duydunuz. İşte bu mass adaptation adaptasyon dediğim şey bu yani. Kitle adaptasyonu bu böyle bir şey yani. Oraya giderken bunu konuşmak lazım. Histerik, çok sert hareketleri sevmiyoruz. O zaman bu geçerli olmuyor ve insanları korkutuyor. 30.000'in üstündeki hareketler benim için pozitiftir. Elbette trendler böyle bu kadar göstere göstere, bağıra bağıra, çağıra çağıra gelmez. Biz hisse senedi piyasası için bu yılın sonuna kadar artık abi buradan bir cecik olmaz gibi sanki demiştik. Çünkü faizler yüksek seyrediyor, getiriler düştü. Artık bir tur daha orada trend yapacak bir hareket olmaz ve yoruldu piyasa dedik ve bunu da şeye bağladık. Yılda 1-2 tane anlamlı büyük trend olur ve bir varlık sınıfında da bir tane trend, büyük bir trend olabilir. Onu kaçırdıysanız peşinden koşmayın dedik. O hareketi Nasdaq'ta yaptığında söylemiştik. Bu örneği de vermiştik. Mesela kripto için bence tetikte kalsınlar. 2022 yılı çünkü genel olarak düşüş yılıydı. Öyle söylemek lazım. Trendin büyüğü düşüşteydi 2022'de. 2023 yatay geçti. Buna bir yükseliş dememek lazım. %105 yükselmiş Bitcoin yılbaşından bu yana. Ama yine de bu bir yükseliş değil aslında. Daha büyük hareketi 2024'te görmek olası. %105 bu arada dolar bazındaki hareket. Yani dolar bazında %105 yükseldi. TL'den bahsetmiyorum. Yani TL 8 miydi, 9 muydu, neydi onu bahsetmiyorum. Korkunç. Çünkü insanlar şöyle soruyor bana. Abi o zaman sen şeyden geçen yıldan bu yana olan enflasyonla bunu karşılaştır. Abi neyle karşılaştırırsan karşılaştır. Şu an TL zaten çok değer kaybettiği için bir enflasyon heci olarak çalıştığını söylemek mümkün. Peki Murat Alper diyor ki 2000-2100 TL arası olması bir senaryo olabilir mi? Neyin? Yazmamış, altın diye düşünüyorum. Gram altın. Altın. O senin için. Zaten gidiyoruz oraya. Yani altında şu fikir biliyorsun şeyle ne denir? Tekrar jeopolitik riskle ve İsrail'le yükseldik. Buradaki sorunun hemen çözülmesini beklemiyoruz. FED'in yeni bir faiz arttırımı yapacağı da görünmüyor. Gümüş ons, gümüş TL'yi de ekler misin efendim buna? Mehmet Emin satılmış. Altından daha mı az, daha mı çok yükselir sana göre? Hemen söylüyorum efendim. Buyurun. Gümüşü. Gümüşte bir miktar daha potansiyel görmek mümkün olabilir. Neden? Neden söyledim sadece bir şeye bakarak? Daha az yükselmiş altına göre. Yılbaşından bu yana %9 yükselmiş şey altın. Gümüş de %5 değer kaybetmiş. Bunun içerisinde resesyon... %14 yani. Evet. Bunun içerisinde resesyon riskleri var. Yani işte ya Amerika sıkışacak, edecek, Çin açıldı, açılmadı riskleri var. Çin'i izlemek lazım. Orada 2024'e doğru Çin'i izlemek lazım. Eğer orada işte resesyonist bir sıkıntı yaşamıyor. Amerika büyümeye devam ediyor görüyorsun. Resesyonist bir sıkıntı yaşamadan küresel ekonomi bu işten sıyrılabiliyorsa o halde altına karşı gümüş tercih edilebilir. Özlem Ogur. Güvenli yatırım nedir? Güvenli yatırım. Güvendiğiniz insana paranızı vermektir. Mesela bana falan deyip iyice. İnsanın kendine yakışanı giymesidir. Güvenli yatırım şudur. Güvenli yatırım cüz tutma. Cüz tutma. Bak her an kopacaksın gibi geliyor bana. Öyle bir hissiyata kapılıyor. Güvenli yatırım şudur yani. Paranızın başına bir şey gelmeyeceğini ne bilmenizdir. Güvenli yatırımdan kasıt o. Bugün kendinizi güvende hissedersiniz. Amerikan tahvillerinde kendinizi çok güvende hissedersiniz. Öyle değil mi? Herhalde yani batmayacak tek şey odur dünyada. Ve virgül altın. Öyle mi? Süpersin ya. Çünkü altın yani paramı ben neye yatırırsam paramın başına bir şey gelmez diye düşünürsünüz. İşler kötüye giderse bu arada, yani şöyle söyleyeyim size, öyle bir dünya savaşı çıktı ki Allah vermesin öyle bir şey de, yani öyle bir dünya savaşı çıktı ki artık siz altına ve Amerikan tahvillerine de güvenemiyorsunuz. Neye güvenirsiniz? Keşe güvenirsiniz. Nakit paraya güvenirsiniz. Çünkü şöyle, altını yiyemezsin. Öyle değil mi? Ama bakkaldan ekmek alman gerekir. Marketten bir şey alman gerekir. Yakıt alman gerekir. Kaçabilmen için olduğun ortamdan. Pandemiyi düşün. Pandemide altın da çakıldı. Amerikan tahvilleri de çakıldı ama dolar değer kazandı. Nakit neyse, anlatabiliyor muyum? Yani keşe döndü insanların tümü. Bitcoin de o dönem çakıldı. Keşe döndü. Mesela güvenli yatırım çok basit yani. Nasıl anlattım zaten. Güvenli yatırım budur. Müthişsin. Vergi geleceği söyleniyor kriptolara diyor Sezel Kavalcı. Bunun doğru yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, vergi gelecek. Söyledim zaten ben. Dijital sanal varlık, Türk hukuk sisteminin uygulaması, vergilendirmekle alakalı şey var. Geçmişe dönük mü olacak o? Geçmişe dönük olmaz böyle işler. Ha, değil mi? Geleceğe dönük. Geçmişe dönük olmaz. Geçmişe dönük mümkün değil yani. Neyi nasıl yapacaksınız? Geçmişe dönük böyle bir şey olmaz. Geldiği an itibariyle olur. Geldiği an itibariyle fotoğraf çekilir yüksek ihtimalle. Ondan sonrasına da oturup bakılır. Düzenleme ile çok entegre bir şey. Böyle girift bir şey. Çünkü insanlar yabancı kripto işlem platformlarında da para tutuyorlar. Dolayısıyla bunu devlet biliyor, maliye biliyor. Dolayısıyla oraya gidip gelen paraların trafiği önemli hale gelecek. Bunu Türk kripto para işlem platformundaki varlığın varsa onu hangi cüzdana gönderdiğin tanım. Bu çok girift bir düzenlemeyi gerektiriyor bu arada yani. Kolay değil yani. Şöyle yapılabilir. Her şey yapılabilir. Bu da yapılabilir yani. Ama zorlu ve biraz meşakkatli olduğunu bilmek lazım. Peki günün en tuzak, sonuçta istediğimi söylettireyim diyen sorusu. Kimden gelmiş olabilir? Kimden gelmiş? Emre Yüksel. Ha, Emre şu Gökalp abi ben biraz tanıyorsam diyen çocuk var mı? Sağ olsun. Evet. Diyor ki Gökalp abi ben Icrypex coin'i için ön satışa katıldım. Tamam. Öncelikle tebrik ediyoruz. Cansın, teşekkür ediyoruz. Evet. Umarım en yakın zamanda tüm borsalarda listelenir. Güzel bir temenni. Aşırı kaliteli bir coin olduğuna inancım sonsuz ama ne kadar çok listelenirse o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Sorumsa şu. Ethereum mu? Icrypex coin mi? Hangisi bu boğada daha çok X yapar sizce? Icrypex token tabii ki yani. Tabii ki bu bir soru değil çünkü biz orada çeşitlendiriyoruz. ICPX'i çeşitlendiriyoruz. Az önce bahsettim. Yani Ethereum tek bir varlık yani. Single bir asset yani. O bir tane ürün var. ICPX'te biz bir iş planı var onun altında. Ethereum'un teknolojisi ICPX token teknolojisinden kötü gibi öyle bir garabet bir cümle kurmayacağım yani. Bundan bahsetmiyorum. Dürüst olmak gerekir. Ama orada başka bir şey var. Bir fikir var altında. Yani şöyle bir soru. Google hissesi mi daha çok kazandırır? Yoksa Google hissesinin olduğu bir fon mu daha çok kazandırır? Google hissesinin olduğu bir fon daha fazla kazandırabilir size. Çünkü Google örnek veriyorum bir bilanço açıkladı ve kötü şu an çakıldı hisseleri. Anlatabildim mi? Ama siz Google'ın olduğu sepetteki bir fonu kalkıp BlackRock'tan alıyorsunuz ve o çocuklar dahi ise para kazanırsınız. Veya kafaları çalışıyoruz. Dahi olmasına gerek yok. Kafaları çalışıyorsa para kazanırsınız. Böyle bir karşılaştırma yapmak lazım orada. Eyvallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta sürpriz yapacağımız için söyleyememiştim. Bu hafta söyleyeyim. İyi ki doğdun Gökalp. Evet, teşekkürler. İyi ki doğdun Gökalp. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Sen niye katılmıyorsun sen? Abi, sevmiyor musun? Abi. Bir dakika. Gökalp abini sevmiyor musun? Alkışlıyordum. Alkışlıyorsun. Şöyle teşekkürler. Sağ ol. Çok naziksin. Ama şu an gölgelemesin. Cumhuriyet'in 100. yılı abi. Evet. Sen geçen haftayı kutladın. Geçen haftayı kutladık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Eksik olmayın. Ya buradan şu alt cümlesi olduğunu seziyorum. Gökalp sen de yaşlanıyorsun. Alt cümlesi olduğunu seziyorum. Sorun yok yani. Evet. Hepimiz yaşlanıyoruz. Evet. Hepimize, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun hepimize. Hepimize kutlu olsun. Bu yayın tam 28 Ekim akşamı yayınlanacak. İlelebet payidar olacak abi Türkiye Cumhuriyeti. Böyle söylemek lazım. Biz ekstra bir şey, abartı bir şey yapmıyoruz. Böyle zamanlarda milli duyguların çok kullanılması hoşuma gitmiyor benim kişisel olarak. O yüzden koca Atatürklü, koca bir şey yapıyoruz ve kutluyoruz elbette derinden. Altta başka şeyler yapıyoruz. Sessiz başka şeyler yapıyoruz. Ama Cumhuriyet'in inşallah binlerce yıl kutlamaya devam edeceğiz. Böyle söyleyelim. Teşekkür ederim doğum günü kutlaman için. Seni seviyoruz. Eyvallah. Haftaya görüşürüz. Sercan çok eşlik etmedi. Etti. O koptu aşağıda. Bu demin ben orada bas bağırıyordum. Hiç oralı bile değildi. Ben söyleyeyim. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Ben sana bir şey diyeyim mi? Tamam abi nasıl istiyorsan. Sercan'ı çok seviyoruz. İyi pazarlar. İyi pazarlar herkese.